Hayırlı olsun Nevzat. Abi teşekkür ederim abi. Allah razı olsun abi. Buyur abi. Güzel mekan olmuş Nevzat. Yeri de iyi. Abi sayenizde abi. Siz olmasaydınız nasıl yapardık abi? Kaça mal oldu? Abi bir dünya para gitti. Sosyete küllüğü diye 100 milyona küllük çaktılar abi. Yok İtalya'dan getirtmişler sandalyeleri. Boyası, badanası derken bir dünya para gitti abi. Buyur abi. Arabalara ne kadar gitti? Yok abi. Çok bir şey gitmedi abi. Change içine de girmedik abi. Bize yakışmaz diye. Arabalar da arkadaşların hediyesi oldu. Hangi arkadaşların? Galerici arkadaşların abi. Memati abi. Bir tane de sana gıcır gıcır ayırmışım. 0 abi. Lalyonlarını bile söktürmedim abi. Nevzat, sen burayı nasıl aldın? Abi yalvar yakar verdiler. Polat abimiz bizim de abimiz dediler. Para dedim, ona silah dediler. Nevzat, kafanı koparırım. Sen buraya çöktün mü lan? Abi istesek de, istemesek de buyuz. Adam görür görmez anahtarı veriyor gidiyor. Ne yapalım? O kaçacağına biz mi kaçalım? Nevzat geri ver burayı. Memati abi, bu memlekette simit sattırmazlar bize abi. Kafasız Nevzat. Ver 3-5 kuruş, öyle çök. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun Erdoğan. Teşekkür ederim abi, Allah razı olsun. Buyur abi. Abi, açılışa bilmiyorum. Uygun olursa Polat abiyi davet etmek istiyorum. Ne açılış Erdoğan? İşine gücüne bak. Zaten abi gelemez. Sen nasıl diyorsan öyle abi. Buyur abi. Kaç paraya anlaştınız Erdoğan? 8'e el sıkıştık abi. Onun için de Polat abiye haber verecektim. Abinin talimatı var. Ben halledeceğim. Abi, bir de boya fabrikası için 1-2 kağıt gerekiyor. Oğlum abartma. Benzinlik işinde bir büyü. Ondan sonra ne fabrikası açıyorsan aç. Yok abi. Benzinlik işi için şart. Solvent katacağız ya benzine abi. Niye solvent katıyorsun benzine? Abi benzinden başka türlü ne kazanacağız? Gider büfe açardık abi. Git büfe aç o zaman Erdoğan. Bizim arabalar gelecek buradan benzin alacak. Yarısı su olacak. Öyle mi Erdoğan? Ben o kadar eşek miyim abi? Bizim arabalar özel depodan. O kadar eşeksin. Abi size ne fırsat sunuyor? Sizin yaptığınıza bak. Birinci dakikada çakallık. Abi. Abi, bu ecnebilerin aşçıları sıtmalı gibi. Kimi getirttiysem bir deri bir kemik. Ya kıtlıktan çıkmış gibi. Sana ne oğlum? Milletin kilosu mu önemli, el marifeti mi önemli? Öyle deme abi. Bunların yaptığı lezzetli olsa kendileri yemez mi? Peki yeseler bir porsiyonla mı doyarlar? Bak bizim aşçılara, maşallah kantar bozan gibi. Nereden sardın bu lokantacılardan? Alemin ne kadar adamı varsa buraya dökülecek. Başımla beraber abi. Burası da bizim bir büstümüz olur. Alemin nabzını buradan tutarız. Haraç kesmesinler senden Adnan. Kim? Benden. Adamı keserim abi. Akıllı uslu durduk diye koyun da olmadık abi. Adnan. Heh. Bu işin içinde bir pislik yok değil mi? Abi eti bile helal kasaptan alıyorum. Ne pisliği. İyi. İmiş kadar olduk Adnan.
Sana afiyet olsun. Abi bir tadına baksaydın. Bu ne lan? Ben ne bileyim abi nereden düşmüş? Göğsünden düşmüş lan çakal. Lan ben sana demedim mi lan kafanı örtmeden pişirmeyeceksin diye? Kitabın yok mu lan senin ha? Götürün kellesini kazıtın bu aşçı bey. Bir tane tüy kalmasın üstünde başında. Dilim. Abi, Adnan yemek işini becerebilir mi? Adnan bir şey sevdi mi müşteriye vermez ki. Paso kendi yer. Kuru fasulye kaldı mı? Yok, kalmadı. Niye? Patron yedi. Sizin işleriniz nasıl? Çok şükür abi. Teminatımızı da yatırdık. Akmasa da damlıyor. Dün 200 bin dolar döndü abi. İlk gün için süper. İyi, aferin size. Bir şey oldu mu dövizimiz var yani. Her zaman abi. Polat abi teşrif etmez değil mi abi dükkana? Abi yoğun gelemez. Selam var. Hayırlı olsun dedi. Aleykümselam. Abi. Ne var aslanım? Toplantı yapıyoruz görmüyor musun? Abi sorun çıktı. Dün para sattığımız adam paralar sahte diyor. Olur mu lan öyle şey? Abi paralara baktım sahte. Değiştirmiş demek ki paraları şerefsiz. Yoksa bizimkiler anlaşılmıyordu. Lan sen sahte para mı aldın Pürmüz? Şerefsizim aletten geçiyordu abi. Kiev girişli para. Çok temiz. Lan seni öldürürüm Pürmüz. Sen bize iki paralık mı edeceksin? Adama parasını verin. Dükkandan da çıkın.